E, haini de unutmamış. Ee, ben de, ya Hain, ben şimdi buldum. Bak mesela Engin Altay'a benim katıldığım bir başka televizyondaki programda söylediği sözlerden ötürü onun üstüne alınan Erdoğan be ahlaksız adam, be edepsiz adam dedi. Sonra Engin Altay Erdoğan dava dedi. açtı. Erdoğan dedi Engin Altay'a. Erdoğan dava açtı. Ee, Engin Altay dava açtı. Avukatları savunma yaptı. İfade özgürlüğüdür, ölçülü ve orantılıdır diye. Ya bu Erdoğan'a ölçülü, orantılı da bana mı değil yani? Tabii. Erdoğan'dan benim ne farkım var? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. İkimiz de Rize'liyiz fazladan. Ne farkı var kardeşim? Yani ona ölçülü, orantılı bana değil. Ne demişim ben? Ya bu kadının yaptığı terbiye sınırları içerisinde midir? Rütük başkan elini vicdanına koysun söylesin. Bir Allah kulu çıksın söylesin. Kendisine... E, 74 yaşında bir insan 74 yaşında bak demiyorum CHP genel başkanı orada da demiyorum zaten konuşmamda diyorum ki 74 yaşında yaşlı bir vatandaş ne yapmış sana ya gelmiş sana diyor ki nasılsın diyor iyi misin Bu sen böyle bir soruyu soran vatandaşa nasılsın iyi misin diyen yaşlı bir insana çocuğumu elleme efendime söyleyeyim e, yürü yürü diye bağıran bir kadın terbiye sınırları içerisinde market ediyor ya biri desin ki bu terbiye sınırları içerisindedir bir Allah bunu diyemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürünü benimsemiş, dini ve milli değerlerini içselleştirmiş, Ebu Bekir Şahin dahil hiç kimse diyemez ki bu terbiye sınırları içerisinde. Şimdi bak, bu edep sınırı diyemez. değil dedi. Dedi. Mesela Hilal Kaplan e, Sabah Gazetesi'nin önemli isimlerinden biri biliyorsunuz kendileri. Bugünkü köşesinde diyor ki e, Çorum'da diyor aslında o kadın Kılıçdaroğlu'nun selamına selam verdi. Ama pusetteki çocuğuna doğru yürüdüğü için çocuğuma dokunma tepkisi verdi diyor. Yürü yürüyü de ondan mı demiş? Yürü, bir daha hani izleyelim bak, böyle, bak, bak. o öyle anlamış. Şey. Biz bir görelim bir daha o görüntüyü. O kadının görüntüsünü. Şey Nasılsınız? Misin? İyi misiniz? İyiyiz. Sağ çocuğa bakıyorum. Yok yok hayır. Hayır hayır hayır. Devam edelim. Devam edelim. Hadi yürü. Yürü. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu edep sınırları içinde midir? Ya bir Allah kul desin ki bu edep sınırları içindedir ya. Ya burada CHP Genel Başkanı yok. Burada Sayın Cumhurbaşkanı da olabilir. Sayın Bahçeli de olabilir. Meral Akşener de olabilir. Biri nasılsınız iyi misiniz diyor. Evet. Kafana çay mı attı? Ne yaptı bu adam sana? Sana ananı da al mı git mi dedi? Ne yaptı? Dedi ki ya nasılsın iyi misin? Şunu deseydiniz iyiyim. Fakat sizi benimsemiyorum. Oy vermek istemiyorum. Diyalog kurmak istemiyorum. Saygın bir protesto olurdu. Hiç itirazım yok. Ya bir yaşlı adam 74 yaşında ben öyle bakıyorum meseleye. Ya bu kadın gelmiş yürü yürü diyor çocuğumu ellemi diyor. Ya bu kadının yetiştirdiği çocuk ne eğitim alacak? Şimdi büyüklerine ama... saygıyı mı görür? Efendim büyüklerine hürmet mi görür? Ya bu yetiştirdiği çocuk otobüste yaşlı yer vermez ya. Yapmaz yani çünkü böyle. Çünkü hasım görüyor, düşman görüyor. Yaşlı da olsa, bebek de olsa düşman Bak, Ama mesele e, Hilal Kaplan'ın yazısındaki mesele senin sözlerini eleştirmekle kalmıyor. Evet. Şimdi diyor ki ...Hilal Kaplan sonrasında zaten orayı da kırmızı ile işaretledim. E, hızını alamayan Baylok İsmail, e, işte rezil kadın diyebildi diyor. Şimdi e, hani az önce bu sözlerine kendin savundun. E, belki hakikaten e, maks maksadını aşmış olabilirsin çünkü bazı ifadeleri, mesela kayyum atamam falan meseleleri. E, biraz hani abartı sanatı denilebilir belki onu da bilmiyorum. Ama şey şu... çocuğu devlet eline alsın. Hı? Evet evet. Ya ben ama tabii ki o yani o için devlet kamu, adam görevlendi çocuğu eline alsın anlamında bir söz değil ki. Yani İlte... bu ona eğitim veremez, yetiştiremez tamam. Yani e, ama e, hani öyle almışlar. Literary, bu suç mu ya? Yani? Denir ben yani dedim mi alsın yani, onu kelimeyi... dilendirsin. Bir alsın dilendirsin, bir alsın. alsın. Yani bu devlet kurumu diyelim gerçekten onu söylüyorum bir saniye abla. Gerçekten diyorum ki devlet el -Kuysu. Bu suç mudur? Ee, anne baba eğer yetersizse devlet el koyabilir. Yani bu suç mu? Yani bunu önermek. Derken, bu çocuğu bundan alabilirim. ilk defa Türkiye televizyonlarında. Ama bu o mıdır? Ya tamam sana göre öyledir bana göre değildir. Ama Türk televizyonlarında ilk kez bir olaya bakıp devlet bu çocuğu ondan korumalı demek suç mudur? Sana bu konuda dava açılır mı Yok acaba? canım. Ya bu dava açılabilir mi ya böyle bir şeyden? Bence ben demiyorum şuan... ki alsın çocuğu dilendirsinler. Suç örgütlerine verin. Ya Türkiye Cumhuriyeti alsın demişim. Ben onu abartılı bir cümle kullandım ama ya bir an için öyle olsa bile. Ya bu suç mudur kardeşim? Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olmak, onun bir kurumun tarafından. Bu anneden daha iyi bakar devlet. Aynı görüşteyim. Devlet bu anneden daha iyi bakar. Suç mu kardeşim? Ne demek bu ya benim? Siz kafanıza göre, trollerin kampanyasına göre, sizin kendi sözde trollerin kampanyasını kamu vicdanı dile yatarak ifade hürriyet alanına nasıl girersiniz siz benim ya? Varsa hakaret atsın davasını. Şimdi e, dedim ki burada bırakmıyor ama e, Hilal Kaplan, e, derdin başka bir şey olduğunu anlıyoruz. Diyor ki Baylok İsmail. Baylok İsmail demek, FETÖcü İsmail demek. Ya yani, öyle imadı adım Tercüme tercüme gerek yok. Ee, sen tane Baylok var mı? Ya ben Baylok'un haberini yaptım diye. Öyle <laughs> diyorlar yani Baylok'un sahibiyle ya Türkiye Cumhuriyet tarihinde en önemli haberlerden birine imza attım. Yani Baylok'un sahibiyle röportaj yaptım. Amerika'ya gittim, geldim. Ee, ve eee sahibi zaten yeni tutuklandı 3 ay önce. Adam ifadesinde de tutuklandığını da biz 2 ay sonra öğrendik. İfadesinde de ben ne yazdıysam onu söyledim. Dolayısıyla bu türden ben bu türden kritik haberler hep imza attım. Hepsinden sonra da bu ve benzeri kişiler bu türden ifadeler, takış, yakıştırmalar, lakaplar kullanıyorlar. Daha sıkıntılı olan ne biliyor musun? Böyle yazıyorlar. Sonra telefon yoluyla, sonra başka yollarla sırnaşıyorlar. Şimdi söylemek istemiyorum yani. Yani başka şeyler yaparak, hamleler yaparak benimle temas kurmaya çalışıyorlar. Öyle mi? Tabii. Yani imzalı kitap gönderen mi dersin? Mesaj gönderen mi dersin? Yani gülünç. Acıyorum bunlara yani. Atıyorum bunlara. Böyle kendi yani tweet atıyorlar. Gerçekten e, Gülen cemaatiyle bir ilişkin oldu mu geçmişte? Nasıl olabilir ki? Ben kitap yazmışım. Ya yani ben kitap yazmışım. E ben... tamam şekerim de yani Emin Çöleşen bile e, Cumhuriyet Gazetesi bile o da oldu. Yazmış, o yazı yazmış. da ya ben ben e... bir saniye eşim şey yazıyor da dur bakayım. Yani e... ya şunu söyleyeyim. Bakın mesela şimdi e 28 Haziran 2021. Hilal Kaplan ya iki ay önce Ailenin adı yok ya da feminist neden değilim. Sayın İsmail Saymaz Beyefendiye selamlarımı diye bir kitap gönderdi bana. Ya hiç utanmıyor musun kardeşim? Hiç utanmıyor musun? Sen bana bunları yazıyorsun. Sayın İsmail Saymaz Beyefendiye selamlarımla. Verelim ekrana. Evet. Verelim ekrana. Atalım arkadaşlara koysunlar ekrana. Bana göndermedi bu kitabı ya. Ben çok alındım. işte bana Şimdi... gönderdi. Ben utanıp şunu işimin mesajı geliyor şunu kaldırayım. Ben nezaketen hiçbir şey demedim. Yaymadım da bunu aleyhinde de kullanmadım. Ya hiç mi utanmıyorsunuz kardeşim siz? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç 28 mi? Haziran evet. 2021. kitap yazıp el altından bana gönderiyorsunuz. Ben bunu yani incitmemek adına bir şey yapmıyorum. Çünkü aleyhimde video programları yapmış. Aleyhimde yazılar yapmış. Yazılar yazmış. Bir şey demedim. Olabilir. İnsanlar görüşlerini değiştirebilirler. Olabilir. Ee, efendim söyleyeyim. Bu, bu yönde benim hakkımda sert de şeyler söyleyebilirim. Ben gazeteciyim. Eleştiri toleransla karşılayabilirim. Ama her şeyi yazıyorsun. Hakaret ediyorsun. Dava açıyorsun. Bunun hakkında iki defa ifadeye gittim. Şey dediğim için. Pelikan dediğim için. Biri terörle mücadeleye. Biri o savcılığa. Mücadele. Tabii sabahın köründe ifadeye gittim ben. Sırf e, e, bu kadın ve kocası hakkımda suç bulundu diye. Bütün bunları yapıyorsunuz. Üçü tanmıyorsunuz. Ve sonra imza kitap gönderiyorsunuz. Şimdi sonra Kalkıyorsunuz, lakap takan yazılar yazıyorsunuz. Ben lakabın tillağını takarım. Lakabın tillağını takarım. Fakat Rütük Başkanı kolluyor. Rütük Başkanı bunu kollamıyor, bizi kolluyor. Dolayısıyla yani... Kolluyor derken. Kolluyor, bekliyor, fırsat <laughs> bekliyor. Troll kampanyası olsun. Troll kampanyası olsun. Biz Halk TV'ye ceza verelim. Buradaki yüz küsür insanın emeğinden, emeğin, yüz küsür insanın emeğinden edelim diye korkuyorum. Yoksa bunlardan korkun falan da yok. Ama